Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında bu sabah da bir oturumunuz vardı. Nasıl geçti? Önce bir oturumdan bahsedelim efendim. Güzel geçti. Çok keyifli, renkli geçti. Bir de sanatın çok farklı dallarından konuşmacılar olduğu için hani herkesin birikimi, kendi getirdiği hikayeleri çok farklıydı. O yüzden bayağı renkli ve dinamik bir panel oldu. Bir köprü kurmaktan bahsediyoruz burada değil mi? Kültürler arasında, kıtalar arasında köprü kurmakta ve bu kadar sert bir dönemden geçerken dünya, siz edebiyatçı olarak nasıl görüyorsunuz şansını? Çünkü hani güzel ve tatlı şeyleri söylemek nedense zorlaşıyor giderek. Doğru, hepimizi kaygılandıran birçok şey var dünyada. Sanat da bunları yansıtıyor tabii, edebiyat da bunları yansıtıyor, konuşuyor. Mesela bu panelde en çok vurgulanan noktalardan biri şuydu. Sanat bir farklılık yaratabilir mi? Dünyayı daha yaşanılası bir yer haline getirmek için bir katkısı olabilir mi? Siyasetin dışında alternatif bir dil kurabilir mi? Ben bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Tabii bu böyle pat diye olabilecek bir şey değil ama hepimizin emeğiyle, katkısıyla daha güzel bir dünya için uğraşılabileceğine de inanıyorum. Bir de tabii siyasette çok daha keskin ayrımlar var, çok daha böyle gündelik iniş çıkışlar var. Halbuki sanat da edebiyat da bireye odaklanıyor ve empati kurmayı mümkün kılıyor. Yani kendini bir başka insanın yerine koyabilmeyi öğretiyor aslında bize. Belki de en çok unuttuğumuz şey o bugün. Çünkü çok kolay genellemeler yapıyoruz başkaları hakkında. Çok kolay hükümler verebiliyoruz, yargıda bulunabiliyoruz. Sanat da edebiyat da bence o yargıları ve ön yargıları sorgulamamızı daha sakin, daha aklı selim bir şekilde düşünebilmemizi mümkün kılıyor. Son romanınız İskender de aslında biraz öyleydi. Kapakta sizin erkek kılığında poz vermeniz bile hani bir şey, çok çok tartışıldı ama bu da herhalde o empatinin bir parçası değil mi? Ben buna çok inanıyorum gerçekten. Yazarken de kendimi tek tek karakterlerin yerine koyabiliyorum, koymaya çalışıyorum. Bu karakterler daha yan karakterler olabilir veya daha ana kişilikler olabilir. İyisiyle kötüsüyle fark etmez. Ama şu kimlikten çıkıp başka açılardan da hayata bakabilmeye çalışmak. İskender'in kapağında da benzer bir uğraş vardı. Biraz da tabii alıştığımız kalıpları kırmak, sorgulamak. Çünkü birçok şeyin biz doğal olduğunu zannediyoruz. Halbuki kültürel. Doğuştan getirdiğimizi zannediyoruz. Halbuki öğrenmişiz, edinmişiz sonradan. O yüzden daha eleştirel bir gözle bakabilmek, sorgulayabilmek, üzerimize giydiğimiz kimlikleri, ön yargıları, klişeleri şöyle bir çıkarıp silkeleyebilmek, bunları yapabilmesi gerektiğine inanıyorum ben edebiyatın. Yine İskender'de bizim çok günlük hayatımızda neredeyse doğal karşıladığımız töre cinayetlerini dünyaya tanıttınız, dünyaya anlattınız. Tepki nasıl efendim? Özellikle İngilizce'ye çevrildi, pek çok başka dile de çevrildi. Hı hı. Ne soruyorlar size imzaya gittiğinizde veya anlattığınızda? Benim için zannediyorum şu iki şey çok önemliydi. Bir yanıyla bu hikayeyi anlatabilmek, paylaşabilmek ama bir yanıyla da bir başka ön yargıyı da sorgulayabilmek istedim. Bence töre cinayetleri sadece belli etnik kimliklerle, belli işte coğrafi bölgelerle özdeşleştirilebilecek bir sorun değil. Ben bunu çok daha sakin, daha geniş bir çerçeveden anlatmak istedim. Biraz da alıştığımızın dışında bir yerden anlatmak istedim. Çünkü orada bir anne-oğul ilişkisini ben aslında sorguluyorum. Biz annelerin çok payı var bence ataerkilliğin devamında. Belki bunun farkında değiliz. Ama maalesef oğullarımızı çok ayrıcalıklı yetiştiriyoruz. Onlara üstün olduklarını biz öğretiyoruz en başta. Ve bence bunun çok büyük zararları oluyor. O yüzden ben kadının da rolünü bu işin içine katarak, yani siyah beyaz ayrımı yapmadan, basitleştirmeden, biraz daha karmaşık ama aynı zamanda anlaşılır bir noktadan anlatmaya çalıştım. Yurt dışında çok çeşitli ülkelerde peş peşe çıkıyor şu anda. İngiltere'de çıktı. Çok güzel edebiyat eleştirisi yazılarıyla karşılaştık. Gazetelerde, dergilerde. Okurların tepkisi de çok güzel oldu. Her zaman olduğu gibi genelde kadın okurların, zaten roman okurunun çoğu kadınlar ve çok farklı kesimden gelen kadınlar. Bir de gençler çok okuyor. O da tabii insana umut veriyor. Türkiye son olarak da şeyi sorayım. Bütün 15 gündür kürtaj ve sezaryen tartışmasını yaşıyoruz. Siz de bir annesiniz, doğumda yaptınız. Şahsi pozisyonunuzu sormaya hakkım yok, onu düşünmüyorum ama bu tartışmayı nasıl bir edebiyatçı gözüyle izliyorsunuz ve nasıl bir Türkiye'nin tartışma ortamını görmek istiyorsunuz? Ben bu tartışmayı çok büyük bir kaygıyla izliyorum. Geçen hafta Habertürk'te köşemde de bunu yazmaya gayret ettim. Kürtaj tartışmasının özellikle kürtajın imkansızlaştırılmasından
veyahut yasaklanmasından çok büyük endişe duyuyorum. Bir kadın olarak, bir yazar olarak ve bir anne olarak. Belki şunu görmemiz lazım, bizim de söylememiz lazım. Hiçbir kadın durup dururken gidip kürtaj olmaz. Kürtaj kadınların hafife aldığı, küçümsediği bir konu değil. İstedikleri, arzu ettikleri bir konu da değil. Ama buna rağmen bir kadın kürtajı düşünüyorsa muhakkak bir sebebi vardır. Altından kalkamadığı, ona çıkış kapısı bırakmamak, o yolu tıkamak demek kadınları çok büyük bir zorluk altına itmek demektir. Ve bence kürtaj yasaklanırsa veya imkansızlaştırılırsa bundan en büyük zararı görecek olanlar da özellikle imkanları sınırlı kadınlarımız olacaktır ve genç kızlarımız olacaktır. O yüzden benim hakikaten çok yüreğimde bir ağırlık olarak oturuyor bu tartışma. Konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Parası olan, imkanları olan kadınlar yurt dışına çıkacak. Eğer böyle bir çaresizlik içine girerlerse kürtaj olup dönecekler, kimse bilmeyecek. Ama imkanları olmayan genç kızlarımız ve kadınlarımız, ehil olmayan, hijyenik olmayan, yasal olmayan ve belki de onların ölümlerine sebep olacak, bir ömür boyu belki fiziksel sorunlar yaşamalarına sebep olacak yerlere gidecekler. Lütfen böyle bir şeye yol açmayalım.